Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün 3 Ağustos Salı günü 45. dersimiz için buradayız. 44. dersin bakiyesini bitireceğiz önce. Hemen bir bakayım kimler geldi, kimler gitti. Evet, küçük bir liste yaparak başlamam lazım. Yazılı olarak daha iyi oluyor. Evet, şimdilik bir bakayım bir saniye, bir de chatten bir şey geliyor. Tamam, oldu. Kabul. Evet. O zaman şimdi şöyle başlayalım. Öyküyle başlayacağız. Bu herhalde ekranda vardır. Thrasymachos, Achilleus ve Briseis'in yer aldığı diyalog parçası. Öykü bize Thrasymachos'u okuyacak. Ardından Mehmet Akilleus'u okuyacak. Emine Briseis'i okuyacak. Briseis'in Delu'ya kadar olan kısmı Emine'nin. Sonra Doruk Delu'dan alıp sonuna kadar götürecek. Tamam. Buyurun, Öykü günaydın. Günaydın. Biraz Trasunov. dinleyeyim. Alton. 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 Dialogomenon. Aquae. Allati Perites. Briseidos. Evet. Kendine konuşarak dinliyor. Kendine değil. Dinliyor. Dinlemek dedektif alır. Burada bir genitif dinlemenin nesnesi olacak. Yani kimleri dinliyor? Onları dinliyor. Onlar ne Evet. yaparken? Konuşurlarken dinliyor. Evet. Aquae Thrasymachos'un yaptığı işlem. Thrasymachos Aquae Auton onları dinliyor. Bu arkadaşlar nominatif dışındaki sade sade zamirimiz, müstakil zamirimiz. Autos her zaman şeydir, zamir olarak alacağız. Yani özür dilerim, nominatif haricindeki çekimlerini zamir olarak alacağız. Autos, aute, auton. Bakın düz nefesle okuyorum. Autos, aute, auton. Auton sonunda ni yok, auto. Nominatif halde farklı farklı anlamlara geliyor. Onu bir yana bırakıyorum. Ama nominatif dışındaki bütün çekimleri bu kelimenin bizim Türkçedeki o, onlar zamirinin işte özne dışındaki çekimleri oluyor. Ya da İngilizce'deki him, her, them gibi kelimelere tekabül ediyor. Him, her, it falan, them diye nominatif dışındaki çekimler oluyor. Kendisi anlamına gelen şeyi he auto, başında he ile beraber görüyoruz. Hem de epsilon ile beraber. He auto şeklinde göreceğiz. Onu evet aslında birkaç derste rastlıyoruz. Onu da bir toparlayalım aslında bir önümüzdeki bir derste bu kendine şey yapan, kendine anlamını veren zamiri, İngilizce refleksif pronoun denilen şeyleri biraz daha pekiştirme ve tanımak için daha kolay daha kolay tanımak için bir yöntem bulalım. El kaldıran var. Kim el kaldırdı? Buyurun. Benim hocam. Ha, buyurun. Hocam günaydınlar. Kaçırmış Günaydın. olabilirim de bu autoyu o kadın ya da o adam olarak kullanamıyoruz galiba, değil mi? Sadece kendisi ve aynı olarak kullanıyoruz. Hayır, şu an değil. Nominatif çekiminde öyle kullanıyoruz. Yok anladım da hocam sadece nominatif çekiminde o olarak kullanamıyoruz yani. Yok, hayır. O Tamam. olarak kullanmayalım. Evet, benim de öyle bazen yanlışlıkla hata yapıyorum. Başka nasıl olacak? Hata yaptım oluyor. Şeylerden de görüyorum, kayıtlardan da. Mesela Avtoso Neonias aynı delikanlı. O Neonias Autos delikanlının kendisi şeklinde çevrilecek. Oldu mu? Bugünkü modern Yunanca'da bu anlamına gelir Autos. Biraz onunla da ona gidiyor aklım. Öyle yapmamamız lazım. Şu an klasik Yunanca'dayız. Klasik Yunanca'da Autos ho Neonias
delikanlının kendisi anlamına geliyor. Ama ho autos neanias aynı delikanlı anlamına geliyor. Nominatif de böyle. Ama nominatif haricindeki yerlerde görürsek o zaman aynı olabilir. İkisi beraber. İşte auton, özür dilerim, ton auton neanian horomen. Aynı delikanlıyı görüyoruz anlamına gelebilir. Orada zaten sıfat beraber, isimle sıfatı beraber kullanıldığını görüyoruz. Oldu mu? Evet, yeni gelenleri de not edelim. Teşekkür Öykü. Mehmet günaydın. Akileus. Hocam ikinci kısmı çevirmedim. Buyurun efendim. İkinci kısmı çevirmedim. Aa evet, özür dilerim. Albert Peritus Briseidos. Peki Briseis hakkında ne söylersin gibi? Çok güzel. Ama Briseis hakkında ne söylersin? Bu ala arkadaşlar bağlaç olan ama fakat anlamına gelen ala. Diğerleri anlamına gelen ala değil. Onun aksanı bir şey en başta oluyor. Bu ala. Ala tiperites briseidos. Briseis hakkında ne var? Bakın burada bir ne diyoruz buna? Ortografi kuralımız. Normalde bu i, bu yota harfi eğer kısa yota olsaydı eta'nın altında kalacaktı ve satır altı yotası olacaktı. Subscript yota dedikleri olay olacaktı. Satır altına kayan eta'nın, omega'nın, alfa'nın altında gördüğümüz ufacık yotalardan biri olacaktı. Ama burada bu farklı bir heceymiş. Uzunluğunu, kısalığını geri çekiyorum. Belki de burada okunmayan, düşmüş bir harf bile olabilir eta ile yota arasında. Briseis böyle iki noktaya yazılmasının nedeni bu. İki noktaya şey deniliyor, diaresis deniliyor bu iki noktaya. Ve normalde bir diftong oluşturacak iki ünlünün diftong oluşturmadığını, yani iki ayrı hece olarak telaffuz edilmesi gerektiğini söyleyen bir ortografik bir alet bu. Briseis, Briseidos diye üç hece Briseis, dört hece Briseidos diye çekiyoruz bunu. Burada da öyle os diye bitmesinden anlıyoruz. Briseis, Briseidos. Bu Elpidos gibi bir isim. Üçüncü grup isimlerden Elpidos gibi, Elpis, Elpidos gibi bir isim olduğunu burada görüyoruz. Agamemnon'u gördük. Agamemnon da üçüncü grup isimlerden. Şey gibi, Haimon gibi, Retor gibi daha doğrusu. Agamemnon, ho Agamemnon ama tu Agamemnonos. Ho Retor, tu Retoros gibi gidiyorsun. İçinde tav yok. Ama bugün içinde tav olan yeni üçüncü grup isimlerimizle karşılaşacağız ve gramerde de kullanacağız. Buyur Mehmet, şimdi nihayet sendeyiz. Akileus. Günaydın hocam. Daha yeni göreceğiz Agamemnon'u. Evet, günaydın. Ala uden tonun edegar parestli kai dakrei anamimnes komene tu Agamemnonos. İlk kısımda ama şimdiki hiçbir şey değil gibi bir anlam çıkardım ama emin değilim. Evet, evet öyle olacak. Tonun zarf burada isimleşmiş zarf, şimdiki bir şey. Ya da işte sıfat udenle beraber gidiyor. Uden hiçbir şey olduğu için şimdiki bir şey değil anlamında kullanmamız lazım. Yani şimdiyle alakalı bir şey ya da şimdiyle alakalı bir şey yok burada falan gibi bir anlama geliyor. Aludentonun nothing of now, nothing of the present diye. Bu kitap tabii İngiliz çocuklarına yazıldığı için, çocuklara yazıldığı için sanki böyle bazı bu zorlama şeylerde sanki İngilizcenin paralelini devam ettiriyorlar gibi oluyor. Neyse devam edelim. E'de. İkinci kısımda çünkü o çoktan orada bulunur ve Agamemnon'u hatırlayarak ağlar. Çok güzel. Evet, evet. Birini hatırlamak genitif oluyor. Fakat evet, özür dilerim, bu ortak çatı gördüğünüz gibi içinde omenos, omene, omenon görüyoruz. Burada Briseis'ten bahsettikleri için bu dişil nominatif, tekil,
anamimneskomene'den bahsediyorum. Ve tabii ki orta çatı. Bakın aşağıdaki sözlük, küçük sözlüğümüzde genitifi görüyoruz. Birisini hatırlayarak orta çatıda. Ama orta çatı olmayan çekimi de var bu fiilin. Anamimnesko çekimi var. Anamimnesko çekimi var. Anamimnesko çekimi ise hatırlatmak. Yani remind and remember. Bakın böyle sanki terazinin tersi gibi olmuş. Yani normalde biz hatırlamak daha kısa olanı Türkçe. Sanki onu etken gibi alabiliriz Yunanca için. Ve hatırlatmak. Yani ona ettirgen diyoruz değil mi? Ben bir şeyi hatırladım. Bu şey bana onu hatırlattı. Ettirgen oldu şimdi. Halbuki Yunanca'da o aslında orta çatı. Hatırlamak orta çatı. Hatırlatmak etken çatı. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Bir fiilde gördüğümüz etken ve orta çatı arasındaki ilişki başka bir fiildeki ilişkiye paralel olmayabilir. Türkçedeki çevirilerinden de bunu görebiliyoruz. Onun için sözlüklere çok dikkat. Agamemnon ağlıyor. Agamemnon'u hatırlayarak ağlıyor. Çoktan burada ve Agamemnon'u hatırlayarak ağlıyor. Dakryuei anamimneskomeneto Agamemnonos. Evet, Emine, Briseis'i alalım Paidio'nun sonuna kadar. Günaydın. Günaydın hocam. Boa afik numene hayret ho filoi hoskaldon instituto to Paidion. Varırken bağırır. Merhaba ey dostlar, bu çocuk ne kadar yakışıklı. Evet, evet. Merhaba gençler, dostlar. Ay bu çocuk ne yakışıklı der gibi Briseis geldi. Evet, teşekkür. Doruk, günaydın. Günaydın. Delu'un afto ta hoplasu. Hois ay nikas tus polemius. Buraya kadar ne bir yapayım? Tabii lütfen. O halde onlar vasıtasıyla daima düşmanlara galip geldiğin silahlarını ona göster gibi bir ağız dolusu. Bunu daha düzeltirsin. Evet, evet. Teknik olarak tabii, evet. En doğru, gramere en uygun daha doğrusu, doğru demeyelim de gramere en sadık olan çevirisi, Türkçe'de pek yapmayacağımız böyle uzun bir çeviri. Belki roman çevirilerinde falan rastlayabiliyoruz bunlara değil mi? Böyle biraz arkaik kalan çeviriler vardır. İşte yanında Briseis olduğu halde kapıdan çıktı falan böyle. Artık günlük hayatta kullanmadığımız şeyler. Evet Doruk, haklısın. Delu hangi çekimi fiili? Emir. Emir. Bravo. Evet, evet, evet. Hois var arkadaşlar burada 33. satırın başında. İşte hemen bakın bunu ben taslağa uygun şekilde ki onlar aracılığıyla diyorum. Hois bir önceki kısımda hopla'ya referansla konuşuyor. Ta hoplasu hois nikas. Aracılığıyla galip geldiğin silahların ya da düşmanları aracılığıyla düşmanlarını yendiğin şeyler, silahlarını ona göster. İşte gene Bahadır'ın şeyi sorusuna geliyoruz. Buradaki auto arkadaşlar şeydir, sade zamirdir, datiftir. Ona, delu auto, ona göster silahlarını ki onlar aracılığıyla her zaman düşmanlarını yenersin. Ae nikas tus polemius. Nikas, bu haber kipi. Aynikas. Çok güzel durduk. Devamı da senin de. Tamam. I to my se o ahileu. Ahilev. Yani seni arzuluyorum ey ahileus. Evet. Şöyle ben orada evet ama burada biraz şey var, arzulamaktan kasıt yani senden ricada bulunuyorum falan anlamı var. Hmm. Başka bir anlam olmasın. Evet. Onu ihmal etmişim. Normalde ben de şaşırdım arkadaşlar. Normalde aiteo rica etmek, yalvarmak yani kuvvetle böyle büyük bir hissiyatla rica etmek. Formal anlamda şeyle, duygularla böyle işin içine girmesi. Yani kendim için rica ediyorum falan gibi bir anlamı olabilir mi diye de düşündüm. Bu normal orta çatı çekimi. Ama sözlüklerde çok yaklaşan bir şey göremedim. Sadece işte bir sözlükte normal Aiteo'nun
şey anlamı vardı. Daha güçlü anlamı olarak. Ama şimdi böyle arzulamak deyince de farklı anlama da gidiyor. Neyse, bir kontrol ediyorum gelenleri. Heh, İsmail de gelmiş. Tamam arkadaşlar. Modern Yunancadaki Zitao falan gibi mi düşünmemiz lazım burada Aytuma'yı? Olabilir. Ya da hani istirham ediyorum falan gibi mi biraz da? Evet, evet olabilir. Olabilir. Tamam. Evet, şimdi şu doğru rica ederiz. Tonun hakkında, tonun şimdiki. Arkadaşlar bu böyle nün ve palay gibi iki şeyimiz, zarfımız. Artikellerle çok güzel bir dansa giriyorlar. Bu artikeller kendi başlarına biliyorsunuz şey yapabiliyorlardı. Her şeyi isimleştirebiliyorlar. İşte özellikle nün ve palay kelimeli zarflarında başlarına artikel geldiği zaman şuraya bakalım hemen. Hoynün, nün şimdi demek normalde. Hoynün şimdikiler, şimdiki kimseler, şimdiki insanlar ve bugünün insanları. Yani hoy semeron, hoy temeron bulamadım ama hoynün şimdiki insanlar. Tabii ki genelde şey yapmakta görebiliriz bunları çoğunlukla. Bir karşılaştırma yaparken. Neyle karşılaştırırken? Mesela eskiler. Hoy palay. Ama dikkat, bu sıfattan isimleşmiş palayoy değil. Palayos, palaya, palayon sıfatımız var. Hoy palayoy, eski insanlar, eski insan şeyler, eski kimseler anlamına gelecek bir isimleşmiş sıfat olabilir. Burada zarf bu arkadaşlar, palay. Palay epaidevomen, epaidevomen mesela. Palay epaidevomen. Eskiden eğitilirdim mesela. Eskiden eğitim alırdım. Artık almıyorum falan gibi bir şey mesela. Palay. Tamam mı? Bu zarf. Hoy palay da gene bu zarftan türetilmiş bir isim oluyor. İsimleşmiş hali oluyor artikel sayesinde sadece. Eskiler, eski insanlar, eskiden yaşamış kimseler demenin bir yolu. Bunları nötrle beraber görürsek, nün ve palayın başına ta geldiyse, tabii bunlar arkadaşlar çekilebilir. Şimdi bir iki tane kısa bir şeyimiz olacak, alıştırmamız olacak bu konuda. Ta nün mesela bugünle ilgili işler. Ta nün. To nün onun tekili tabii. Burada udenle beraber olduğu için uden tekil. O yüzden beraber uden to nün. Şimdinin bir şeyi olmayan. Şimdinin bir şeyi olmayan demek. Nothing of now, nothing of the present anlamına gelecek. İşte bunun çoğulu ta nün, things of the things of present, things of now. Bugünün şeyleri, şimdinin şeyleri. Bugünün demeyelim de şimdinin mevzuları, şimdiyle ilgili şeyler, hususlar vesaire. Aynı şekilde palay, eski şeyler. Tabii tapalaya da olabilirdi. Tapalaya diye eski şeyler diye sıfattan isimleşmiş kullanımla da karşılaşabiliriz. Ama burada tapalay zarf kullanmış. Eski dönemlerdeki mevzular, hususlar, meseleler, eski zaman şeyleri diye çekebiliyoruz. Tabii unutmamamız gereken araya, eğer bunlar cümle başındaysa, bakın bu ilk iki örnekte gördüğümüz gibi hemen başına mesela böyle post pozitif bir sinyal alabilir. Ne demek post pozitif? Cümlenin ilk kelimesi olamaz demek. Cümlenin ilk kelimesi olamaz. Birçok durumda da kendinden önce gelen kelimeyle de bağlantısı oluyor. Şimdiki sıramız şöyle. Doruk'la yapmıştık. Ece 1, Murat 2, Özge 3, Hüseyin 4, Bahadır 5, Ömer 6, İsmail 7 diye gideceğiz. Ece günaydın. Günaydın. Hoymen palay tuto epraton hemeistu. Eskiden bunları yapıyorduk, şimdi yapmıyoruz. Epraton hangi şahıs çekimi? Yapıyordular. Yapıyordular. Bu da nominatifimiz burada. Hoy palay. Yani eskiden demeyeceğiz. Eskiler. Eskiler, eski kimseler, eskiden eski kimseler, yaşamış olanlar. Böyle yapıyorlardı. Bunu yapıyorlardı. Şimdi yapmıyorlar. Yapmıyorlar değil. Hemeis hangi şahıs? Hangi zamir bu?
yapmıyoruz. Evet, biz. Bizse yapmıyoruz gibi diyebiliriz. Evet, burada bir daha şeyi fiili şey yapmıyor, tekrar etmiyor. Hoynem palay tuto ebrakton. Bir yandan eski kimseler bunu yaparlardı. Hemeis du. Öte yandan biz değil. Yani biz yapmıyoruz. Hemeis burada zamirin nominatifi değil mi? Hemeis. Biz yani. Bizse hayır. Eskiler bunu yaparlardı. Biz ise hayır diye de çevirebiliriz. Teşekkür ederim. Murat günaydın. Günaydın hocam. Buyurun. Oy men palay logos edidaskon oy de nun biblioist. Ben buna şey dedim. Eskiden sözlerle öğretiyorlardı. Şimdi ise kitaplarla. İşte eskiden demeyeceğiz. Hoy palay eskiler, eski insanlar. Ve karşılığını da öyle vereceğiz. Bir daha onun için ver bize çeviriyi. Eski insanlar kitaplarla öğretiyorlardı. Dikkat, hayır onlar logos. Sözlerle, kelimelerle. Sözlerle, pardon hocam. Ha. Sözlerle öğretiyorlardı. Şimdiki insanlar ise kitaplarla. Şimdi oldu. Evet, evet. Eski insanlar sözlerle eğitiyorlardı. Şimdikiler ise kitaplarla diye de söyleyebiliriz. Evet, Murat'tan sonra Özge, günaydın. Günaydın hocam. Poynun o sofos dialegontai diyoti ta biblia ton sofon uk anagignoskusin. Şimdiki insanlar bilge bir şekilde konuşmuyorlar. Çünkü bilgelerin kitaplarını okumuyorlar. Evet, evet, evet. Şimdiki insanlar bilge şekilde konuşmuyorlar. U sofos dialegontai çünkü bilgelerin kitaplarını okumuyorlar. Doğru. Teşekkür Özge. Hüseyin 4. Günaydınlar. Erotomentus'un diati uk anagignos kete ta biblia ton palai. Şimdikilere sor, eskilerin kitaplarını neden okumazlar? Erotomen hangi çekim? Hangi kip çekimi? Sorarız. Sorarız. Evet, evet. Erotomentus'un şimdikilere sor. Soruyoruz. Bak beni de şaşırdım. Şimdikilere soruyoruz. Evet. Eskilerin kitaplarını neden okumazsınız? Bu arkadaşlar sormak, biz Türkçe'de hani e halini kullanıyoruz ya, Yunanca'da çift şey kullanır, çift akuzatif kullanır. Birine bir şey sormak derken çift akuzatif oluyor. Erotomen, soruyoruz şimdikilere. Onun için mesela erotomen tosnun tauta pragmata, bu şeyleri şimdikilere soruyoruz mesela. Bu şeyleri şimdikilere soruyoruz. Şimdiki insanlara soruyoruz. Erotomentos'un tauta pragmata mesela. Teşekkür Hüseyin. Bahadır günaydın 5. Günaydın hocam. Mantanomenta palay tois biblios tois periton palay. Eski şeyleri eski şeyler hakkındaki kitaplarla öğreniyoruz. Çok güzel. Evet, evet. Tois biblios periton palay. Ta palay peri ton palay. Ta palay birincisi akuzatif, bu genitif. Neden genitif? Periden dolayı. Bu neden genitif? Manzanomen'den dolayı. Teşekkür Bahadır. Ömer günaydın. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun sorun. Ya, not alırken kaçırdım galiba bu. Eski zamanla eski şeyler o kısmını. Başında artikel varsa eskiden olmayacak. Başında artikel görmedikçe bu bir zarftır. Palay. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Başında artikel varsa ki büyük ihtimal eril çoğul ya da nötr çoğul bir artikel göreceğiz başında bunun. O zaman eski kimseler, eski şeyler, eski konular falan gibi çevirebiliriz. Başında artikel yoksa düz zarf olarak çevirebiliriz. Hem palayı hem nünü. Nün de öyle arkadaşlar. Hoynün şimdiki insanlar. Ama nün kendi başına şimdi. Nün grafomen. Şimdi yazıyoruz. Evet. Ya da grafomen periton nün şimdiki şeyler hakkında yazıyoruz oluyor o zaman. Şimdiki şeyler oluyor. Ben de şey yaptım maalesef. Ömer'in bir şeyi Ömer'i cevapladık. Buyur Ömer. Günaydın. Günaydın.
Grafomen periton nün alla udeis anagignoskei afta. Şimdiki şeyler hakkında yazıyoruz ama hiç kimse onları okumuyor. Çok güzel. Evet, şimdiki mesela şimdiki olaylar hakkında, şimdiki gelişmeler hakkında falan gibi bunu bağlama uygun bir şekilde biraz daha genişletmemiz mümkün. Ama bağlamı bilmiyoruz. O yüzden şimdilik gramere en yakın olan çevirisini yapıyoruz. İsmail, günaydın. 7. Günaydın hocam. Kai hoi palai kai hoinun legusin kalista tapalai. Eskiler ve şimdikiler, eski şeyler ya da eski zamandaki hadiseler, olaylar, bu tayı artık ne atfedebilirsek, güzeldi derler. Burada da sanırsam hocam bir gizli bir olmak fiili var. Tabii var. Eski var burada. Kalista esti tapalar. Kalista'yı biraz daha farklı bir şey söyleyebilirsin. Kalista hangi çekimi sıfatın? Sıfatın kalos, o zaman, değil bu değil mi? O zaman komparatif hocam. Şey, en üstü. En üstü süperlatif mi? O zaman eski zamandaki şeyler, hadiseler, olaylar çok güzeldi. Evet, evet. Çok çok güzeldi. Fevkalade güzeldi. Muhteşem güzeldi. Evet. Kayhoy palay kayhoynun legusun. Bu biliyorsunuz bütün tarihçilerinde şeydir. Eskiden her şey daha güzeldi. Kalista tapalay. Bu artık şey, Klio'nun neydi? Klio'nun tarih musası, Klio'nun ürün yerleştirme yapmıyoruz. Tarih kısası, şey musası, Klio'nun şeyi gibi, sloganı gibi. Kalista tapalay. Eskiler en güzeldi. Eskiler çok çok güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Zannediyorum arkadaşlar 12 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Ferda, mikrofonunuz yok herhalde hala. Tamam. Akilevs'le devam edeceğiz. Öyküyle alıyoruz. Çevirilerimize devam edelim. Öyküyle nereye kadar yapalım? Yarısına kadar alalım öyküyle. Skeylesine kadar alalım. Buyurun. Kai aitumene soy. Ho despoina. O despoina. O despoina. Evet. Ai peitomai. Anca bunu çevireyim sonra devam edeyim. Evet lütfen lütfen. Böyle daha iyi. Ey hanımefendi, seni arzularken her zaman itaat ediyorum. Çok güzel. Evet, evet. Soy, ae peytomay aslında beraber. Bakın örnek olduğu gibi artık Yunanca'nın okuyucuya böyle mayın tarlası, mayınları oluyor. Metinlerimiz böyle mayın tarlası gibi. Böyle bakın bu vokatif cümleyi böldü. O yüzden kay aitumene soy dedikten sonra vokatifi görünce, o virgüllü kısmı görünce cümle bitti zannetmeyelim, devam edelim. Kai aitumene soy ae peisomai. Sana uyuyorum. Peisomai soy. Sana itaat ediyorum. Uyuyorum. Aitumene. Sen arzulayana hitap ediyorum. Burada ben değil. Akileus eril. Aitumene soy. İkisi beraber. İkisi de datif tekil dişil. Yani normalde bu cümle teknik olarak soy peisomai. Hangi soy? Aitumene soy. Demin Briseis öyle dedi ya şurada. Aituma ise sana ricada bulunuyorum, sana büyük istirhamda bulunuyorum. Ey Akilleus, onlara göster silahlarını, ona göster silahlarını diyor. Bu da diyor ki bana istirhamda bulunan sana her zaman uyarım. Oldu mu? Aitumene burada Briseis, Akilleus değil tabii ki. Yoksa neden datif olsun değil mi? Peis olmay. O zaman bu da aitomenos olurdu. Aitomenos olurdu. Devam edelim öykü. Havte. Bakın bu havte demek şey. Havte değil. Havte. Havte menestin onenia ekopus korus korus ve amunei tekafale. Süper. Bu dur ey genç
Chorus, miğfer. Bir de kafanı koruyan bu miğferdir. Miğfer budur. Evet, miğfer budur. Evet. Halk de burada işte o biraz muamma olan bir işaret sıfatımız. Bunu Enkridion'da verdim değil mi arkadaşlar? Onu artık yapmış olmalıyız Enkridion'da. Kim bilir hangi sayfada. Bu arada Enkridion tabii sayfaları artıyor, yerleri değişiyor. Eski derslerde verdiğimiz sayfa numaralarını her seferinde gidip düzeltme imkanım yok. Fakat bir yerde bir sayfada birini bulamazsanız şey ya da bu yayınlarda ben mesela şu an 28. sayfaya referans gösteriyorum YouTube'da. Ama bundan bir iki ay sonra yani bir ay sonra diyelim bu dersler devam ettikçe 28. sayfadan önce yeni ekler yapınca bu artık 28'de olmayacak. Onu şey yaparsınız artık. Siz lütfen dikkat ederseniz. İşaret sıfatları kısmında ikinci sayfasında işaret sıfatlarının şu havte arkadaşlar. Buradaki havte. Havte estin he chorus. Chorus. Havte estin he chorus. This is the helmet mesela. Miğfer budur. Miğfer hakkında da bilgi geliyor şu bağlaç zamiriyle beraber. Kafamı koruyan miğfer budur diye. Tamam mı? İşte havte ve özellikle yazmışım bakın bunları tamamen unuttum. Geçen kendi yaptığım hatadan kaynaklanan şeyle bu arkadaşlar havte avte ile aynı şey değil. Hem sert nefesi olduğundan dolayı hem de aksanının farklı hece üzerinde olduğundan dolayı dikkat edelim. Bu havte bu anlamına ya da şu anlamına gelen işaret sıfatı ya da zamiri. Yanında isim yoksa zamir olarak da kullanılıyor bu. Şu küçük yerde arkadaşlar ekeinos, hode ve hutos arasındaki farkları veriyorum. Tamam mı? Tabii onların tek tek bütün cinslerini yazmıyorum. Sadece erilteki nominatiflerini söylersek ekeinos ve hode arasındaki fark çok bariz. Ekeinos uzaktaki şeyler için, hode yakındaki şeyler için. Ama hutos, havte, tuto var ve tuto'nun sonunda ni olmadığına dikkat ediyoruz. Alos gibi çekiliyor bunlar. Ekeinos'ta da öyle. Ekeino görüyorsunuz. Bu ise sadece zaten artikelin sonuna D eklemesiyle oluşan bir şey. Bunların hepsi artikel. Sonlarına D gelmiş ve artikel kısmının tepesine şey gelmiş. Nominatifte aksan işaretleri gelmiş. Burada dikkat arkadaşlar işte şeyimiz var. Ha bu satırı da düzenleyen böyle bir çirkinlik olmuş orada. Şurada çok kısa bir şekilde çok temel bir ayrım yapıyorum. Bundan farklı ayrımlar da var arkadaşlar. Ona bir örneği burada veriyorum. Mesela bir paragrafın içinde başlarda bir yerde ekeinos, ondan sonra hutos görülüyorsa ya da bunlar işte dediğim gibi nominatif, eril, tekil olmayabilirler. Bütün farklı, bu tabloda gördüğünüz bütün farklı çekimler olabilir. Ekeinos'la hutos arasında böyle bir nüans yönetiyor mesela, gözetiyor mesela Yunanca. Ekeinos şöyle şöyle, hutos böyle böyle derken mesela önceki ya da uzaktaki duruma göre işte değişiyor. Hutos ve hode mesela konuşmalarda, mektuplarda, tarih anlatımında da karşılaşılan bir şey. Hutos'tan kasıt az önce zikrettiğim demek, hode'den kasıt şimdi söyleyeceğim demek mesela. Böyle şeyleri var, nüansları var bu gösterimlerin. Bunları artık daha böyle tafsilatlı gramer kitaplarında falan listelerini bulabilirsiniz ya da sözlükte böyle ince ince okuyabilirsiniz satır aralarını. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Haute, aute değil. Hemen arkasında bakın autos, aute, auto'yu veriyorum. Onun görevlerini de burada örneklerle beraber veriyorum. Burada da aute'ye de demişim. Bu aute önceki sayfadaki haute ile karıştırılmamalı. Burada gördüğümüz öykünün çevirisinde halte he chorus bu şeydir. Bu miğfer şudur, budur diye gösteriyor. Evet, teşekkür. Amüney te kefale bakın amüno sıfatı şeyi fiili koruduğu şeyi nesnesine datifte.
gösteriyormuş. Amüne tekefale, kafayı koruyan, kafamı hatta koruyan miğferim budur diyor. Devam edelim öyküde ise hala. Havtay, bakın bunun çoğulu. Havtay eysin, evet. Havtay eysin, hay pinemides, hay aminusi, toys, skelesin. Bacaklarımı koruyan dizlikler bunlardır. Evet, evet. Orada hani Presley istedi ya şey Akileus'a silahlarını göster ona diye silahlarını gösteriyor. Hopla bunlar arkadaşlar. Chorus, thorax, nedir adı? Şey işte knemis, knemidos. Bu mesela şeyde bazı metinlerde otomatikman dualde görülen bir kelime. Çünkü yani iki bacağı takıldığı için iki dizlik hep böyle dualde falan görülebilecek şeyler bunlar. Skelesin de öyle. Burada çoğulda görülmüş. Dualde de görülmüş olabilirdi bu. Böyle doğal olarak iki sayıda gelen şeyler böyle dual çekimde oluyor. Burada görmüyoruz tabii onu. Evet, Mehmet'teyiz. Paragraf sonuna geleceğiz. Bir kadar getir bize Mehmet. Kai tuto men esti to doru o mahomenos apokteino tus basileas. Buraya kadar yapabilirsin. Tabii. Ve savaşırken kralları öldürdüğü mızrak budur. Çok güzel. Tuto de to sipsos, sipsos. Ksifos. 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 O apokopto tas teton basileon kefalas kaita skele. Bu ise kralların kafalarını ve bacaklarını kestiğim kılıçtır. Evet, evet, evet. Evet, işte gene aracılık natifiyle bağlantı yapıyor. Toksifos ho apokopto. Yani onunla kestiğim kılıç işte. Kestiğim kılıç diyoruz. Yani orada biz anlıyoruz artık Türkçe. Kılıcı kesmiyoruz. Kılıçla kralların kafalarını ve bacaklarını kestiğim kılıç ise bu. İşte tuto estito doğru. Tuto toksifos. Bunlar görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla burada Os'la bitmesine rağmen farklı çekimi olan çünkü üçüncü grup çekimlere dahil olan bir nötr dizimiz var. Skelos genitifi skelus. Ksifos genitifi ksifus. Skelos'un çoğulu da ta skele. İşte hiç çok farklı. Ama güzel böyle çok şeyli olan, enteresan yerlerde karşımıza çıkan bir üçüncü grup nötr isim. Doğru de öyle. Doğru, doğratos. Bu da enteresan. Doros değil ama doğru nominatifte üpsiyonla bitiyor sadece. Genitifte de uzuyor. Doğratos diye uzuyor. Evet. Emine ayrılmış olabilir mi bilmiyorum. Ha, daha burada. Yok buradayım hocam. Aha. Emine sen o zaman bize Polemius'a kadar gel. Tamam. Kaydekay ayrıca. Kaydekay tuto to tokso apokteinotus de basileas kaytos stratiotas. Güzel bunu alalım. Dahası ayrıca bu okla kralları ve askerleri öldürürüm. Çok güzel. Havte destin he aspis he ente mahe aminomaitus Polemius. Savaşta düşmanlara karşı kendimi savunduğum kalkan budur. Evet, bakın gene enteresan bir orta çatı çekimimiz. Çok güzel çevirdi Emine. Deminki sayfada Amino vardı. Amino tekefale vardı. Kafamı koruyan miğfer diyordu. Kafamı koruyan miğfer. Amine, miğfer ki kafamı koruyor. Amine tekefale. Fakat burada aminomai oldu. Ve aminomai'da akuzatifi gördüğümüz zaman kime karşı korunduğumuzu anlıyoruz. Kime karşı korunuyoruz? Aminomaitus polemius, düşmanlardan sakınıyorum. Onunla ki onun aracılığıyla savaşta, muharebede düşmanlara karşı kendimi koruyorum ya da sakınıyorum işte. Haute estin he aspis. Bu ise kalkandır. Ki onun aracılığıyla muharebede düşmanlara karşı sakınıyorum ya da kendimi koruyorum. Amüne koruyor, amüno koruyor, amünomay korunuyorum.
kendimi koruyorum. Bakın bu tam ortaç orta çatı özelliği. Tam orta çatı özelliği. Amino korumak şeyini datif alsa bile, nesnesini datif alsa bile ama aminomay korunmak, işte eylemin özneye geri dönmesi. Akuzatifi de gördüğümüz zaman düşmanlardan kendisini koruyor. Düşmanlardan korunuyor falan gibi düşünmemiz lazım. Teşekkür Emine. Doruk, İskura'dan sonuna kadar. İskura gar esti kay amine to somati ta ton polemion ksife. Evet. Serttir, güçlüdür. İşte, bağlamdır. Bedenimi düşmanların kılıçlarından korur. Çok güzel. Evet. Amine to somati, evet, bedenimi düşmanların kılıçlarından, işte Ksifos'un çoğulu arkadaşlar. Burada Ksifos ve Skelos verilmiş de Taskele'den, demek ki bunun çoğulunun böyle eta ile yazıldığını belledikten sonra burada da Ksife'yi görünce şurada taton polemion Ksife. Demek ki to Ksifos, ton polemion'un çoğuluyla müşerref oluyoruz. İskura'dan kasıt aspis. Aspis dişildir. İskura da ona uygun. Sağlamdır, serttir, sağlamdır, güçlüdür. Ve vücudumu düşmanların kılıçlarından korur. Evet, sanki Akileus'un başka kalkana ihtiyacı var gibi. Devamı Doruk. Hem nominatifi hem akuzatifi kısife şeklindeymiş bu. Ama nötrlerin özelliği ya o. Çoğulu tabii. Evet. Evet, nötrler her zaman tekilde de çoğulda da nominatifi ve akuzatifi birbirinin aynı olan kelimeler. Toksifos, toksifos. Taksife, taksife. Tabii, buyur. Aru kale estin. Güzel değil mi? Çok güzel. Evet, güzel değil mi? Alla legemoy tihoras epaftes. Fakat söyle bana, bunun üzerinde ne görüyorsun? Onun üzerinde ne görüyorsun? Evet, onun üzerinde daha doğru. Evet, epaftes. Aftes gene aspis. Kalkan üzerinde ne gördüğünü söyle bana. Söyle bana ne görüyorsun kalkan üzerinde. Çok güzel. Ece Murat'la devam edeceğiz. Ece, sen kaya kadar getir bizi lütfen. Allo Ahileus tente gen höra kaytun avron avranon kayten talattan kayten helion. Ton helion. Ton helion. Ey Ahileus, göğü ve pardon, yeri ve gökyüzünü ve denizi ve güneşi görüyorum. Pentekar mere ehey avte he asfes. Gene havte he asfes. Buraya kadar. Beşinci bölge. Pardon. Beşinci değil. Pente beş demek sadece. Beş. Burada. Astis'in beş bölgesi kısmı var. Ve evet, kalkanın beş kısmı var. Var. Entomen. Dur, tamam, teşekkür Ece. Bundan sonrası Murat'ın. Kaydan Hepomenus'a kadar getir bakalım Murat. Şöyle kelimeleri vereyim. Kay, şimdi beş, kalkanın beş kısmı olduğunu söyledi ya Ece. Şimdi bakın, sayı, sıra sayı sıfatlarıyla gidiyoruz. Proto birinci, deftero ikinci. Meros arkadaşlar, hala modern Yunanca'da da kullanılan bir şey. Kısım, parça, hatta coğrafyada bölge falan demek. Meros aynı deminki Ksifos gibi olan bir isim. To Meros genitifi tu Meros. Tamam mı? Birinci parçada Murat okur musun Politas'a kadar? Kai ento men proto merei gerontas tinas oro kadizomenus ve birinci kısım, evet. Birinci kısım dağ, birinci kısım dağ en ve doğru. Birinci kısımda yaşlı adam
yaşlı adam ki onu oturuyor görüyoruz. Hayır, henüz ki'ye gelmedik ki. Bir de çoğul değil mi Murat? Gerontas tinas horo kathizomenus. Oturan yaşlı adamlar görüyorum. Bu şu an ortaç. Kathizomenus. Oturan yaşlı adamlar görüyorum. Devamı da senin. Hoi krinusi. Hoi krinusi tus politas. Evet, buradaki hoi işte ki ile başlayacağın yan cümle, bağlaç zamiri bu. Ki onlar ne yapıyorlarmış krino? Burada var. Mahkemede yargılıyorlar. Yargılıyorlar. Evet. Ende to deltero merey poimenas oro tois probatois epomenois. İkinci kısımda ise poimenas çobanlar görüyorum ki evet. Sürüyü takip ediyorlar. Kili demeyelim, nasıl dersin? Koyunları, evet. Ne yapan çobanları görüyorum demek lazım. Koyunları takip eden çobanları. Evet, evet. Ortaçların böyle çekileceğini unutmayalım. Şurada da öyle işte. Birinci kısımda oturan bazı yaşlılar görüyorum ki yurttaşları yargılıyorlar diyor. Tamam mı? Bu ortaçları genelde böyle, zaten yanında ismi de belli. Gerontas kathizomenus. Oturan yaşlılar. Oturan bir takım yaşlılar. Tinas. Tanımadığı için kim olduklarını onların, tinas diyor. Bir sayıda, bir takım, bazı yaşlılar görüyorum oturan ki yurttaşları yargılıyorlar. Yani bunu da biz Türkçe'de sanki ortaçmış gibi yapabiliriz. Birinci kısımda ise yurttaşları yargılayan, oturan bir takım yaşlılar görüyorum. İkincide ise endeto deftero merey, ikinci kısımda ise merey, ento merey arkadaşlar. Datifi böyle. O deminki to osla biten nötr kelimelerimiz, ksifos gibi kelimelerin datifi böyle. En mer, ento merey, deftero merey, ikinci kısımda poimenas horotois probatois hepomenus, poimenas hepomenus, takip eden çobanlar. Neleri takip ediyorlar? Hepomai datif alır. Buraya artı datif yazsak yeridir. Tois probatois hepomenus. Koyunlarını takip eden çobanlar görüyorum ikinci kısımda diyor. Murat'tan sonra Özge ve Bahadır'la Özge ve Hüseyin'le devam edeceğiz. Özge Mahomenus'a kadar getir, sonrası Hüseyin'e. Endeto auto merey polemius tinas andras foro tois kisifezi para potemo Mahomenus. Auto'yu aynı yerde diye çevireceğim. Aynı kısımda. Evet, evet. Aynı kısımda bazı düşman adamlar görüyorum. Süper. Kılıçlarıyla Potamos, yani nehir kenarında savaşan, kılıçlarıyla nehir savaşan, nehir yanında savaşan bazı düşman adamlar görüyorum aynı kısımda. Çok çok güzel. Evet. Endeto auto mere. Gene ikinci kısımda, bu aynı kısımda. Evet. Bir nehir boyunca kılıçlarıyla savaşan düşman adamlar görüyorum. Evet. Polemius, yani savaş halinde insanlar görüyorum, adamlar görüyorum. Güzel. Hüseyin, nünden sonuna kadar. Evet. Nün dento trito mereyi Andres Tines arotro arotro agro agru aruzi kai prosto tu agru telos afik nu menoi oinon te pinuzi kai deipnuzi para te horo. Hodo. Hodo, evet. Şimdi üçüncü kısımda pullukla, sabanla tarlaları süren bazı insanlar görüyorum. Süper. Ve
Prosto agro telos. Evet. Afik nomenai neydi hocam ya? Varmak, ulaşmak. Evet. Daha sonra tarlara doğru. Tarlanın başka bir şeyine doğru. Prosto telos. Tarlanın sonuna doğru. Evet. Evet. Tarlanın sonuna doğru yaklaşınca ne yapıyorlarmış? Afik numenoi. Oinon pinusi. Oinon neydi? Ne içilir? Pino içmek. Evet, şarap. Oinologia. O zaman rakı yok tabii. Şarap içeriz. Yaklaşarak biz ve... değil canım. Hangi şahıs? Pinus. İçer. Onlar içerler. Ve deyip nuzi para yolda da yiyorlar. Yemek yok. Ve yemek yerler. Doğru, evet. Evet. Şimdi ise üçüncü kısımda o zaman bir daha toparlar mısın? Evet, şimdi üçüncü kısımda tarlalarına sabanla işleyen bazı insanlar görüyorum ve yolun tarlanın sonuna doğru şarap içen ve yolun kenarında yemek yiyen insan. Evet, evet. Değil mi? Varıyorlar. Üçüncü kısımda görüyorum demiyor, direkt o karakterleri anlatıyor. Üçüncü kısımda ise bazı insanlar pullukla tarla sürüyorlar ve tarlanın sonuna gelince tarlanın sonuna gelince şarap içiyorlar ve yemek yiyorlar. Tarlanın sonuna gelince yolda şarap içiyorlar ve yemek yiyorlar. Şimdi Bahadır ve Ömer'i alacağız. Ayakos'un anlatımı. Bahadır sen Teos'a kadar gel, gerisi Ömer'in olsun. Tamamdır hocam. Aragignos keis ekeinus tus andras tus ento te tarto merei. Dördüncü kısımdaki bu adamları tanıyor musun? Çok güzel. Hieres eisin hoibus hierusi tois teois. Öküzleri tanrılara kurban eden rahiplerdir. Çok güzel. Evet. Ömer? Kai blepe tutus tus kynas tus tois busin epomenus. Bak bu şu köpeklere ki o köpekler bus burada. Evet, öküzler tarafından takip ediliyor. Öküzleri takip eden köpeklere bak. Evet öyle. Bu köpeklere bak. Bu köpeklere bak. Öküzleri takip eden bu ya da şu köpeklere bak. Devam. Leontes. Leontes de tines epitre husin epitus bus kai apokteinusin aftus. Bazı aslanlar epitre husin saldırıyorlar. Evet. Hayvanlara, büyük başlara. Öküzlere. Ve onları öldürüyorlar. Güzel. Poide künes toribon poyusin. Köpekler de toribon gürültü çıkarıyorlar. Yani gürültü evet, gürültü çıkarıyorlar. Güzel. Öykü Mehmet. Öykü Trasymachos Mehmet. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Tabii ki, buyurun. Bir önceki sayfada şu şeyi anlamadım da ikinci satırda oy bus yerusi var ya. Buradaki bu üstün akuzatif mi oluyor? Evet. Bu arkadaşlar böyle bu hem nominatif çoğulu hem akuzatif çoğulu aynı olan bir kelime. Kaynaşmadan dolayı mı öyle olmuş yoksa? Evet, kaynaşma. Özür dilerim, bu şey değil, nominatifi değil. Boes oluyor nominatifi. Evet. Bu buz akuzatif çoğul. Evet, onu yani belki de ayrıca böyle vermek lazım. Böyle bir iki tane kelime var. Çok irregüler çekimleri oluyor. Evet, burada akuzatif. Hieres oy. Rahipler ki öküzleri tanrılara kurban ediyorlar. Hieresi. Oldu. Tamam hocam. Evet, o zaman Ömer yaptı. Öykü ve Mehmet'teyiz dedik. Trasymachos öykünün, Ayakos Mehmet'in. Entauta, Dento, Pempto, Merey, Partenus, Tinas, Oro, Hai, Oreulusin,
Filo de tentu ahilleus aspida kaitan briseida. Mere'yi hatırlayamadım hocam. Gene Meros'un da beşinci kısmında. Beşinci kısımda bakire kızın birini görüyorum. Çoğul ama. Bakire kızları görüyorum. Şey değil yani bu kelime kızlar ya da bakireler diye çevirelim. Bakire kız diye değil de şey yani. İki farklı şekilde. Buradan da anlıyorsunuz Atina'daki büyük tapınağın asıl şeyini, connotation'ı. Evet. Burada beşinci kısmında kızları bir görüyorum. Yani ne yapıyormuş kızlar? Hay oreruse. Dans ediyorlar. Evet, dans eden yani, kızları görüyorum. Evet, evet. Dans eden kızlar görüyorum. Tamam. Filo sevmek. Seviyorum diyor. Ahilleus'un Aspis şey demek, kalkan. Kalkan, evet. Ahilleus'un kalkanını ve Briseis'i seviyorum. Evet, evet. İlgisini çekti bu hikayeler Thrasymachos'un. Şimdi onlar şey işte Achilleus'la Briseis muhabbeti bir yanda kaldı. Thrasymachos Aiakos'a böyle söylüyor. Beşinci kısımda işte dans eden kızlar görüyorum. Achilleus'un kalkanını ve Briseis'i sevdim. Seviyorum yani. Biz de şimdiki zaman kullandığımız için bu okuma parçalarında henüz. Evet, Mehmet'ten Aiakos'u alalım. Alla me lege to 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 onama. Filoneikos gar estin o Achilleus kai Sipso Xiphos Echei kai Toxon. Ama bu adı anma. Çünkü Achilleus kavgacıdır ve hem kılıcı hem de oku vardır. Çok güzel. Evet, evet. Burada hem dediniz, şey kazandınız. Kai Xiphos kai Toxon Echei. Bu T ortada fuzuli, pleonazm. Ho Achilleus. İşte burada arkadaşlar ilk Yunancayı ilk öğrenen birisi olsaydınız Xiphos'u görünce ya neden hem bu nominatif hem bu nominatif diyecektiniz. Halbuki Xiphos nötr ama işte üçüncü grup isimlerden os'la biten nötrlerden biri. Burada bu da akuzatif. Aynı Toxon'da olduğu gibi. Toxon şeydir arkadaşlar. O da nötrmüş zaten. Toxos diyeceğim geldi. Evet, Toxon, o da nötr. Toxiphos ama Toxon. Bu ikinci grup isimlerden biri. Toxon, Toxon. Ama bu üçüncü grup bir nötr isim. Evet, teşekkür ederiz. Bu şeyin sonuydu. 44'ün sonuydu. Hemen 45'e geçelim. Mehmet'le bitirdik. Şimdi Emine hala aramızda mı? Evet. Emine, Thrasymachos'u senden alacağız. Sonra Doruk ve Ece olarak gideceğiz. Doruk Aiakos'u, Ece Thrasymachos'u yapacak. Biraz büyüteyim. Evet, buyur Emine. Tif dark grey are aqueous o aeke anthropotinos dark rontos. Neden ağlıyorsun? Pardon, neden değil bu. Tis. Ne? Pardon, kim ağlıyor? Evet. Kim Aiakos. Aiakos, dinliyor musun? Ağlayan bazı insanları. Çoğul değil, dikkat. Antropo çoğul mu? Değil, tekil genitif. Ağlayan insanı duyuyor musun? Ağlayan birini, ağlayan bir insanı. Evet. Ağlayan mı? Evet, güzel. Bir de onu da düzelttiniz. Evet, Aquace arkadaşlar hemen böyle iki vitesten birine sokacağız. Ya dinlemek ya duymak. Cümlenin tamamını çevirince anlıyoruz ki
ağlayan bir insan duyuyor musun Ayakos demek daha doğru değil mi? Evet, teşekkür Emine. Doruk, Ayakos ne cevap vermiş? Mikrofon. Doruk mikrofonun çalışıyor görünüyor ama sesin gelmiyor. Allah Allah. Alhutos est, Alhutos estin ho. Yani geliyor mu? Geliyor. Alhutos estin ho iason ho ispiros. Evet. Fakat kimdir bu? Kimdir diye pardon ya. Ama bu iason güçlü iasondur. Tamam oldu. Ama bu güçlü iasondur. Hı-hı, o kadar. Ece buyur. Trasumakos. Diatun kayper ishuros hon kayi tosavten ishun ehon oto dakruy. Güç neden böyle? Güçlü olan yani böyle... yani kayper on kayper artı ortaç hani şöyle olmasına rağmen diyeceğiz. Güçlü olmasına rağmen ve bu kadar yani, güce sahip. Bu da var. Güçlü olmasına ve bir ve şey daha olmasına rağmen. Böylesine evet. Sahip olmasına rağmen. Çok güzel. Ağlıyor. Böyle ağlıyor. Niye böyle. O zaman güçlü olmasına ve bu kadar büyük güce sahip olmasına rağmen böyle ağlıyor. Bu şekilde ağlıyor. Hutos, hep Hutos, Hutos diye gördüğümüz şey başında eğer şöyle bir kelimeyle karşılaşıyorsa sigmasız yazılıyor. Yani sigmalı yazan da var ama sigmasız görmemizin nedeni o. Hutos'un sonundaki sigmanın düşme nedeni arkasından ünsüz gelmesi. Hutodan kruyel. Burada delta'dan dolayı sigma yazılmamış. O ayrı bir hikaye. Diatiun huto da krue bu şeyimizin cümlemizin nüvesi. O zaman niye bu şekilde ağlıyor? İşte bu şekilde ağlıyor bir şeye rağmen. Kayper iskuros on güçlü olmasına rağmen. Kay, kayper tosavten iskün ehon ve bu kadar kuvvete sahip olmasına rağmen niçin bu şekilde ağlıyor o zaman diye soruyor. Buradan anlayacağınız üzere gene yeni bir ortaçlar kısmına girdik. Hangi ortaçlar bunlar arkadaşlar? Bakın burada dakryontos ve burada ehon ve burada on. Bunlar etken çatının ortaçları. Etken çatının ortaçları. Bundan önce gördüğümüz ortaçlar orta ve edilgende kullanılan ortaçlardı ama praesens yani şimdiki zaman ortacı onların işte şifen şimdi anlatmayayım sırasıyla gidelim. Etken çatılı fiillerde praesens ortaç. Praesens diyorum çünkü iki görevi birden söyleyecek bir tabirimiz yok henüz Türkçe'de. Praesens ortaçlar aslında devamlı tekrarlı tavırda demek. Şimdiki zaman diye düşünmeyelim arkadaşlar çünkü fiilin özür dilerim. Cümlenin asıl yüklemi geçmiş zaman da olabilirdi. O zaman praesens ortaç çekimi de geçmişte yapılıyor. O yüzden şimdiki zaman ortacı dersek bu biraz yanıltıcı, bize biraz çelme takıcı bir anlatım olacak. Ama yüklemle aynı zamanda olan şey bu, ortaç bu. Ve yüklemle hemen şey, işte dediğim gibi, hemen hemen aynı zamanda olan eylemleri anlatıyor ama eylemin devamlı ve tekrarlı tavırda olduğunu da anlatıyor. Tamam mı? Şimdi onun çekimlerini bir inceleyelim. Bu zaten geçen sene yaptığımız bir şeydi. Ortaç'ta hemen bir şey yapacağınızı güveniyorum dermişim. Murat 1, Özge 2, Hüseyin 3, Bahadır 4, Ömer 5, 6 Öykü. Buyurun. Deminki şey gibi, deminki cümle bunlar arkadaşlar. Ağlayan bir insan ve duymak fiillerini kullanıyoruz. Buyur Murat.
Akomen antropotinos dakruntos. Dakruyontos. Dakruyontos. Dört gece. Evet. Senin gecenin söylediğine. Duyuyoruz. Ne duyuyoruz? Antropotinos dakruntos. Dakruntos ağlayan insanların sesini duyuyoruz. Ses yok. Yani ağlayan insanlar duyuyoruz. İnsanlar çoğul mu Murat? Antropo. Peki hocam. Ağlayan bir insan duyuyoruz. Herhangi bir insan. Tamam oldu. Ağlayan birini. Ağlayan bir insanı duyuyorum. Duyuyoruz. Evet. Burada arkadaşlar akuomen genitif gerektiriyor. Duyduğumuz kimseyi genitif de söylüyor Yunanca. O yüzden akuomen antropotinos bitiyor aslında. Bir insanı duyuyoruz. O insanın ne yaptığını söylüyor bu ortaç. Ve bakın dakryontos. Farklı bir çekim bu. Genitif olmak zorunda. Bakın genitif olmasını altını çizili olarak gösteriyorum. Bunu da büyütelim. Altı çizili olan şeyler genitif. Üçlü birbiriyle uyumlu. Neden üçü birden genitif? Akuomen'den dolayı genitif. Ama bu ikisi tinos dakryontos. Bunların ikisinin çekimi alakalı oldukları isimle uyumlu olmak zorunda. Antropo genitif, eril, tekildir. Tinos dakruyontos da genitif tekil erir. Şimdi bakın bununla şunu karşılaştıralım. Murat'tan sonra Özge. Buyur Özge, iki. Akuomen antropon tinon dakruyonton ağlayan insanlar duyuyoruz. Evet, evet. Bir takım ağlayan insanlar duyuyoruz. Bakın şimdi ne oldu? Gene antropon genitif. Neden dolayı genitif? Akuomen'den dolayı genitif. Ama antroponu anlatan iki tane kelimemiz var. O yüzden antroponla gramatik olarak uyumlular bunlar. Kulağımıza öyle gelmese bile. Demin yukarıdakinde gelmiyordu. Antropotinos. Burada kafiye yok. Ama mantıken uyum var. Değil mi? Burada bunların üçü de genitif tekil erildi. Şimdi bunların üçü antropon çoğul olduğu için diğer ikisi de çoğul oldu. Gene genitif ve eril. Tinon dakryonton antropon. Ve tesadüf, tesadüf değil genitif çoğullar hep 10-10-10 diye biter. Omega ni diye biter Yunanca'da. O yüzden kulağımıza da bir kafiye geldi. Sesli bir kafiye de var. Akuomen antropon tinon dakryonton. Ağlayan bir takım insanlar duyuyorum. Bazı insanlar duyuyoruz. Akuomen duyuyoruz. Teşekkür Özge. Hüseyin Bahadır, Ömer ve Öykü diye gidiyorduk. Buyur Hüseyin. Üç. Para, horas, ton, antropon, ton, dakruonta. Evet. Ağlayan insanları görür müsün? Peki ton, antropon tekil mi, çoğul mu? Çoğul değil mi? Değil. Neden? Tekil. Bana mı? Bağa mı dedin? Tekil değil mi hocam bu? Tekil efendim. Evet, öyle ağlayan tekilim. İnsanı görür müsün? Evet, görüyor musun ağlayan insanı? Evet. Artık kina kalmadı. Ağlayanı duyduk. Demek ağlayan bir adam var. Şimdi onu soruyoruz. O yüzden düz artikel geldi. Evet, akuzatif, akuzatif, akuzatif. Evet, evet. Hepsi akuzatif. Hep bakın gramer ve mantık olarak uyumu artık yakalamamız gerekiyor. Kulak kafiyesini bizi yanıltabilir ya da kulak kafiyesi aramayalım. Dakruyonta da akuzatif. Böyle yazılmasına rağmen neden? Antropon akuzatif olduğu için. Horas'tan dolayı akuzatif. Ağlayan insanı görüyor musun? Diyoruz. Bahadır buyur dört. Ara horastus antropustus dakruyontas ağlayan insanları görüyor musun? Tamam. Gene aynı anlatıyorum size. Anlattım sayın. Ömer 5. Tisestin o antropos poskatizetai dakruon. Bu oturur, oturan ya da evet. Ağlarken oturan bu adam kimdir? Evet. Otururken ağlayan bu adam. Ya da ağlayarak. Ağlayarak oturan adam kimdir? İnsan kimdir? Tisestin o antropos poskatizetai aslında yetiyor. Oturan adam kimdir? Ve o adam hakkında ho antropos nominatif, aha bu da nominatif, dakruion. Demek ki ortaç çekim tablomuzda bu tür fiillerin etken çatıdaki ortaç çekimlerinde ilk önce bunu göreceğiz. Çünkü eril tekil olan bu.
nominatif olan bu. Liste başı nominatifle başladığı için o antropos dakryon, ağlayan insan. Hos katizetay da Türkçe'de oturan diye çevrilebilir. O zaman bunu ağlayarak oturan insan kimdir diye çevirebiliriz. Buyur Öykü, altı senin. Kines eysin hoy antropoi hoy katizontay dakryontes. Burada da ağlayarak oturan insanlar kimlerdir? Çok güzel. Ağlayarak oturan insanlar kimlerdir? Şimdi insan erildi. Bu aynı şeyin dişilini yapalım. Uzun uzun açıklamayacağım. Sadece fiili açıklayayım. Ado kısmını, ado şeklini ben kullanıyorum burada. Ado fiilimiz. Bu aslında aeido kelimesinden fiilinin kaynaşmış hali. İlyada'nın da birinci mısrağında geçen bir fiildir bu, değil mi? Ey Musa oku bana, değil mi? Akilleus'un hiddetini, kinini falan diye başlayan aeide, orada görebileceğiniz bir şey. Neyse lafı uzatmayalım. Mehmet 7, Emine gitmemiş hala. Evet, Emine 8, Doruk 9, 10 Ece, 11 Murat, 12 Özge diye gidiyoruz. Buyurun. Akonem Günaykos Tinos Adu Ses. Şarkı söyleyen bir kadın duyuyoruz. Çok güzel. İşte deminki gibi ağlayan adam, şarkı söyleyen kadın. Metnimiz ağlamak fiilini verdiği için öyle kaldı. Ben de biraz daha farklı bir fiil kullanayım dedim. Kadını ağlamasın. Akuomen günaikos tinos adu ses. Şarkı söyleyen bir kadın duyuyorum. Duyuyoruz. Emine 8. Akuomen günaikon günaikon tinon adu son. Şarkı söyleyen kadınları duyuyoruz. Evet, çok güzel. 9 Doruk. Ara horas ten günayka ten adusan. Şarkı söyleyen kadını görüyor musun? Görüyor musun? Evet. Çok güzel. Evet, evet. Ece? Ara horas tas günaykas tas adusas. Şarkı söyleyen kadınları görüyor musun? Evet, güzel. Murat, 11. Tis estim he güne he kadizetay aduza. Şarkı söyleyerek oturan genç kadın kimdir? Kadın, güne kadın. Evet. Özge, 12. Tines eysin hay günaykes hay kadizontay adusay. Şarkı söyleyerek oturan kadınlar kimlerdir? Evet, işte bu da demin dakryo fiili, bu da ado fiili. Bakın bunun içi daha uzun. Öyle sadece tek kelime değil nominatifi. Nominatifi dakryondu bunun. Yani adon olurdu erkek için. Adon katizetay, gülerek şarkı söyleyerek oturuyor. Kasizetay adon olurdu. Fakat burada bakın adusa nominatifi. Adusa çoğulu adusay. Usa geliyor bunların sonuna arkadaşlar. Ve acayip bir şeyler. Hüseyin sana düştü. Bir Hüseyin, ikiyi Ömer'den alalım. Evet. Tu andros dakrontos adei he güneyka he güne, özür diliyorum. Dakronto şeydi değil mi hocam? Ağlamak. Evet, dakryo, ağlamak. İşte bu arkadaşlar genitivus absolutus. Şeref verdi. Geldi, şeref verdi. Arkadaşlar hemen tamam. Yapmayacağız ve acayip bir şeyler diyerek ileride işte ilk böyle anaforlarla karşılaşıyoruz. Demin dedim ya, ortaçlar denizine devam ediyoruz. Biraz sığ sulardayız. Bu böyle anaforlu yerleri ortaçlar denizinin. Ne dersin Hüseyin? Ya burada herhalde bir absolutif genetivus'a den dolayı falan anlamı da çıkabilir herhalde değil her mi? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey çıkabilir karşımıza. Hani bunun en basiti şu kısmı. Adeyhe güne ne demek? Kız şarkı söylüyor değil mi? Kadın şarkı söylüyor. Kadın şarkı söylüyor. Tu andros da kuyontos. Ağlayan adamlardan dolayı ağlayan adamlara... Yok. Adamlara, öyle değil mi? Bir ihtimal olabilirdi. En basiti şöyle. Adam ağlarken, adam da tekil çünkü. Tu'dan arkadaşlar.
sağlama yapalım. Tu andros takviyontos, adam ağlarken kadın şarkı söylüyor. Hı-hı. Ya da gene Hüseyin'in hakkı var. Dediği gibi bağlamdan dolayı bağlamı biliyorsak evet öyle diyebiliriz. Adamın ağlamasından dolayı kadın şarkı söylüyor. Adam ağlamasına rağmen kadın şarkı söylüyor falan gibi şeyler gelebilir. İşte bu arkadaşlar görüyorsunuz. Andros'un cümlenin geri kalanıyla ilgisi olmadığı için bu ikisi de genitifte. Genitif diye böyle yanında cümlenin yanında bir kapsül bilgi hapıdır, kapsülüdür. Bunu da ileride daha çok göreceğiz artık. Ömer son cümleye ne dersin? Teskinaikos aduses dakruei o aner. Bu da tam tersi. Evet. Kadın şarkı söylerken adam ağlıyor. Evet, evet. Bunların işte genitif olduğuna dikkat. Genitif ama cümlenin geri kalanından kopuk. Absolut orada o anlama geliyor arkadaşlar. Kopuk, bağlantısı yok, başına buyruk. Tamam mı? Bu kısım, kutu içinde verdiğim kısımlar başına buyruk. Neyse, genitivus absolutus kısmını asıl böyle legit bir şekilde, resmi bir şekilde doğru düzgün anlatırken şey yaparız. Şimdi bütün bunlar benim şifaen zaten arada söylediğim hikayeler. Burada tekrar tekrar okumaya falan gerek yok. Geçen derslerde bununla başladık, bu çekimiyle başladık. Ortayla başladık. Tamam mı? Orta çatı çekiminde şu yani orta ve edilgen çatıda ortaçlarımız ikinci ve birinci grup isimler gibi. Kalos mesela ikinci grup isimlerin erili. Kale birinci grup isimlerin dişil oluyor onlar genelde zaten. Kalon ikinci grup isimlerin nötrü. Aynı bunlar gibiydi. Arkomenos, Arkomene, Arkomenon. Bu orta çatı çekimi bir fiilin. Aynı fiilin etken çatı çekimi daha çetrefilli oluyor. Eril ve nötrlerde üçüncü grup isimlere benziyorlar. Arhon, Arhontos gibi. Bunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Şeyde de Enkridion'da da o şekilde verdim değil mi? Şey çekimlerini, ortaç çekimlerinde. İşte burada. Şu. Şimdiki zaman etken ortacı. İşte on, ontos, onti, onto diye görüyoruz. Aynı arhon, arhontos gibi olacak. Nötrü de onun gibi olacak ama nominatif ve akuzatiflerin aynı olması gerekiyor. Tamam mı? Ama dişil olan arkadaşlar talassa gibi kısa alfayla biten isimlere benziyor. Musa, talassa. Neden kısa alfa? Çünkü onlar arkadaşlar genitif ve datifte etaya dönüşüyorlar. Ortaç çekiminde de öyle. Şimdi gösteriyorum onu. Erken etken çatıda praizens. Bütün bunun arkadaşlar çekilmiş hali burada. Arhon, arhontos, arhonti, arhonta diye gidiyor ya. Ya da işte dişili, arhusa, arhuses, arhuse, arhusan. İster bunu bellersiniz bu tabloyu, ister bunu. Ve size hep dediğim gibi yani fiil çekimlerini böyle her gün bir fiili falan çekmek gerekiyor yazılı olarak. İşte bir A4 ya da bir defterin üstündeki bir satıra ya Allah ya Settar diye başlayıp böyle arhon, arhontos, arhonti, arhonta. Sonra çoğullar arhontes, arhonton, arhusin, arhontas. Bu erildi. Şimdi dişil. Arhusa, arhuses, arhuse, arhusan falan filan nötr şeklinde gidiyoruz. Tamam mı? Bu arho fiilinin etken çatıdaki ortaçlarının çekiminin toplamı ama etken çatıdaki. Bir de orta edilgen çatısı var. O bu. Arhomenos ve sonundaki os aynı antropos, logos gibi değişiyor. Arhomene var, sonundaki e aynı teknenin e'si gibi değişiyor. Arhomenon var, sonundaki on aynı logon gibi değişiyor fiil çekimleri. Onları da burada görüyoruz arkadaşlar. Arhomenos, logos gibi. Arhomene, tekne gibi. Arhomenon, doron gibi. Ve unutmayın bazı fiiller, mesela bu ders gördük. Hepomai, takip etmek. Sadece bu çatıda çekimi görünüyor. Görüntüde, orta çatıda çekim. Ama mantıkta, özür dilerim, etken olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz şeyler. Takip etmek.
Türkçe'de etken bir fiildir. Ama Yunanca'da takip etmek fiili bunun gibi değil, bunun gibi çekiliyor. Çünkü orta çatıda, otomatikman orta çatıda geliyor bize. Tamam mı? O yüzden önemli. Hepomenos, takip eden adam. Ho antropos, ho hepomenos, takip eden adam. Ama takip eden adamı duyuyorum. Akuo, tu antropo, tu arhomenu. Takip eden adamı duyuyorum mesela. Tamam mı? Böyle bir şey. Takip eden kadını duyuyorum. Akuo, tes, günaykos, arhomenes. İşte ortaç da genitif tekil dişilde çekilecek. Onların çekimlerini uzun uzun vermedim. Burada sadece noktayla, yani onu da isterseniz aynı kalos, kale, kalon gibi çekmek üzere onu da burada gördüğünüz gibi, özür dilerim, burada değil de öbür sayfada şöyle yazabilirsiniz. Arhomenos, arhomenu, arhomeno, arhomenon falan filan. Onların çekimi kolay. Dediğim gibi kalos, kale, kalo gibi. İşte Konstantinopolis ve aslında Roma şehrinin kendisi içinde kullanılan Basileus'a kelimesi nereden geliyor? İşte burada. Arhusa'nın gibi sonu değil mi? Basileo fiilini almışız. Şimdiki zaman çekimi, yani birinci çekim anahtarı bu. Birinci çekim anahtarının gövdesini kullanıyoruz. Yani birinci çekim anahtarının sonunda gördüğümüz o ya da oma'yı düşürüyoruz. Gövdeye ulaşıyoruz. Bu gövdeye de gereken işte şeyi ekliyoruz. Şu tabloda gördüğünüz son ekleri eklediğimiz zaman ne oluyor? Ortaç oluyor. Basileus'a krallık yapan şehir, hükümdarlık yapan şehir, yani İngilizceden alışık olduğunuz üzere The Queen City diye. Bu bir şey tabii arkadaşlar, eliptik bir anlatım değil mi? Hepolis he Basileus'a. Çünkü bu bir ortaç. İsmi nerede o zaman? Krallık yapan şehir. Krali ya da şehir dişil olduğu için Yunanca'da. He Konstantinopolis, he polis, he Basileus'a diye orada bir koşulluk bile kurulabilir şeyde. Şimdi vallahi hızlı bir tekrar yapalım dedim. Hızlısı kalmış. Bu böyle hızlı hızlı değil. Şey arkadaşlar, yani 30 tane falan burada örneğimiz var. Bunun bir kısmını yapalım. Sonra da şeye geçelim. Bu 38'e kadar gidiyormuş. Bir iki tur yapalım. Geri kalanını ödev veririm size. Tamam mı? Şimdi bunlar arkadaşlar, bu Dickinson College Commentaries diye bir şeyimiz vardı. Sitemiz vardı. Belki hatırlarsınız. Şurada. Dickinson College Commentary'de böyle şey kullanım olasılığına göre istatistiki olarak en fazla kullanılan kelimeleri böyle bulabiliyorsunuz. Bakın frequency rank diyor burada. İşte mesela gignomai, omai gördüğünüz gibi, yani görüntüde ortaç ama orta çatı, görüntüde orta çatı ama Türkçe çevirisinde normal etken olarak çevirdiğimiz olan, olmak, meydana gelmek, vuku bulmak gibi anlama gelen bir fiil. En çok kullanılan işte İngilizce tabiriyle deponent verb. Bunlar üzerinden başlıyoruz şeye. Özür dilerim, bunlar sonra gelecek. Önce normal etken çatıdaki fiillerimiz var. Bakın, ehoyla başlamışız. Şimdi bunu Hüseyin'le bitirmiştik. Yok, Bahadır Ömer. Bahadır Ömer'le gene bunu alalım. Bir Bahadır, iki Ömer. Lütfen dikkatle dinleyin. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Burada tekrarlarımız olacak. Aynı fiili farklı farklı çektiğim cümlelerimiz var. Benim bu şeyde, metodolojimde yaptığım gibi biliyorsunuz. O yüzden size düşen numarayla sadece uğraşmayın. Sizden önceki numara aslında size iyi bir kopya veriyor olabilir. Ona göre. Bir Bahadır, iki Ömer, üç Öykü, dört Mehmet diye gideceğiz. Buyur Bahadır. Epistolen, epemsanto, poimeni, polla, tekna, ehonti, birçok çocuğa sahip çobana bir mektup gönderdiler. Evet, evet, bu kadar. Topoimeni, datif tekil eril, ehontili. Datif tekil eril. Datif eril tekil. E-honti. Tamam. Bunların çekimlerinden siz zaten çoktan sorumlusunuz. Evet. Ömer 2. Epistolen epemsan tois polla tekna ehusin. Mektubu gönderdiler. Evet. Tois polla tekna ehusin. Yani pek çok çocuğu
Aynı yukarıdaki gibi, sadece çoğul. Pek çok çocuğa sahip olarak mı? Olanlara. Olanlara gönderdim. Evet arkadaşlar, burada korkunç bir durum var. Yunanca'nın acayip bir mayını bu. Bakın bakın Arhusi, bakın Arhusi. Bu Arhusi sanki Arho fiilinin onlar çekimi değil mi? Şimdiki zaman haber tipi, şimdiki evet. zaman. Değil mi? Maalesef, maalesef. Çünkü Arhontos diye genitifi olan isimlerin, bakın şeye, ilk sayfalarımıza gelin. Çünkü bakın, çoğul gibi duruyor ama aslında. Evet, datif çoğullarda böyle bir kaynaşma oluyor. Gövdenin içinde ont ile bitiyorsa gövdemiz, o onta bizim datif çoğulumuz, üçüncü grup isimlerde datif çoğul son ekimiz sin. Bu sin eklendiğinde böyle bir kaynaşmaya neden oluyor. Ama bu kaynaşma ontla biten gövdelerde, yani arhon gibi gövdelerde söz konusu. Bakın basilevsin oluyor, bir sorun yok. Poleis, polesin, bir sorun yok. Ama işte arhon mesela hiç almamışız, onu da ekleyeceğiz şimdi. Arhon gibi bir isim, onu mutlaka artık enkridiyona eklemek farz oldu. Tois arhusin oluyor. O yüzden bu şunun, şu ehusin onlar sahipler demek değil. Ehontes, ehontes ortacının datif çoğulu. Tois'dan belki yakalayabiliriz. Tois ehusin epepsan. Sahip olanlara gönderdiler. Bir daha duyalım Ömer'den tam çeviriyi. Pek çok çocuklara sahip olanlara mektubu gönderdiler. Evet, evet, evet. Yukarıda sahip olanların kim olduğu da belliydi, sahip olanın. Poimeni. Burada bilmiyoruz. Çobanlar mobanlar demiyor. Pek çok çocuğa sahip olanlara mektup gönderdiler. Bu şekilde. Şimdi Öykü 3, Mehmet 4, Emine 5 ve el kaldırıyor Hüseyin. Buyur Hüseyin. Hocam aksanda bir değişiklik oluyor mu? Hayır, kaynaşma olmuyor. Kaynaşma olduğunda olmuyor değil mi? Yok. Bu yani şu anlamda soruyorum. Olmuyor. Hani bu çekim, fiil çekimi anlamındaki ehuzinle bu arasında aksan farkı var mı? Yok. Maalesef yok. Maalesef yok. Aynı. Tamamen aynı. Ehuzin, yani bunu böyle bir şeyde vazo üzerinde yazısını görüp de sadece bu parçayı görseydik iki ihtimal olacaktı. Tamamen cümleden kopuk bir fragman olarak görseydik pola tekna ehusin şey anlamı, iki anlamı olurdu. Çok çocuklara sahipler, çok çocukları var ya da bu bir ortaç datif çoğul. Eho fiilinin datif çoğul ortacı. Tamam mı? Çok önemli bir mayın bu Yunanca'da, tamam mı? Evet. Öykü özür dilerim. Öyleydi, evet. Öykü Mehmet, 5 Emine'nin, 6 Doruk'un, 7 Murat'ın. Buyurun. Hoy argüryon lambanontes tonsiton kaitohydor parehusin. Para alanlar yiyecek, evet. Ve su veriyorlar. Çok güzel. Evet. Evet. Şöyle para alanlar, doğru. Burada ortacımız lambanontes. Hoy argüryon lambanontes, para alanlar, bu fiilim, asıl fiilimiz parehusin. Ama işte ben bile bir an dikkat ettim, eyvah burada bir datif çoğul mu atlıyoruz diye. Yok, bu asıl ortacımız bu kelime, şeyde, cümlede. Teşekkür Öykü. Mehmet 4. Hocam parehusin'i böyle tedarik ederler. Olur, tabii o da olur. Ya ben tedarik edilir sağlamak gibi olursa o zaman da veriyorum. O cümlede tedarik etmek, sağlamak, o da olurdu. Evet, bu cümlede de olurdu. Tedarik ederler. Para ve, aman özür dilerim, yiyecek ve su tedarik ederler diyebiliriz. Elbette. Polla dora epem santois eh trois tois pollas poleis dambanosi. Çok sayıda şehir alan düşmanlara pek çok hediye gönderdiler. Evet, evet. Bakın burada lambanontes nominatif çoğul eril. Burada lambanusin, toysu da görüyorsunuz. Bir sağlama yapmamıza yarıyor bu artikel. Tois lambanusin. Yani onlar alıyorlar pek çok şehir demiyor burada. P
pek çok şehir alan düşmanlara diyor. Tois ektrois, tois lambanus simpolas poleis. Pek çok şehir alan düşmanlara pek çok hediye gönderdiler. Lambanus'in burada datif eril çoğu. Emine 5. Diati u grafete hon matetai kaipertu didaskalu akontes. Ey öğrenciler, öğretmeni dinlemenize rağmen neden yazmıyorsunuz? Çok güzel. Evet. Kaipertu didaskalu akontes. Kaiper akontes. Akuo fiilinin ortacı eril çoğul. Akuontes. Eril çoğul masetayla uyumlu. Öğrenciler bu yani erildir ya da bir grup kız erkek karışık gruba da kullanılabilir. Diatiu grafete niye yazmıyorsunuz öğrenciler? Kaipertu didaskalu akuontes. Öğretmeni dinlemenize rağmen ya da duymanıza rağmen neden yazmıyorsunuz? Evet, Emine'den sonra Doruk 6. Kalos grafeis o matetria tu didaskalu ev akusa. Ey kız öğrenci, öğretmeni iyi dinlerken, dinleyerek güzelce yazıyor musun? Evet, çok güzel. Evet, hatta bunu bence soru olmaktan çıkarmak lazımdı. Yukarıdan copy paste ettiğim için sonunda soru işareti takılı kalmış. Kalos grafeis omasetria tu didaskalo eva kursa. Şey şarkı gibi oldu. Tamam, bu sonunda nokta gelecek bunun arkadaşlar. Şey yapmamıza, soru yapmamıza gerek yok bunun. Sonunda nokta olsun, bitsin. Doğru, Doruk'un dediği gibi. Öğretmenini iyi dinleyerek, ey kız öğrenci, çok güzel yazıyorsun. Ece ile Murat'tayız. 7 Ece'nin, 8 Murat'ın. Zaten bunlar da bir aynı fiili kullanıyorlar. Fero, fero. Buyurun, buyur Ece. Ontay diyor Andres to neaniay to hruson hruson Stefanon feronti. Altın taç giyen genç, iki genç adamı takip ediyor. Ama dikkat, duo Andres to neaniya. Bu çoğul, bu tekil. İki genç adam söz konusu evet, değil. Evet, tabii ki değil. İki genç adam. Dikkat, gene aynısını dediniz. İki adam. Duo'yu niye iki olarak? İşte iki duo adam. Andres, iki adam. He pontai to neaniya. Asıl cümlemiz bu. To neaniya ne? Genç. Ha, genç adam. Genç adam. Delikanlı. Delikanlı. Şimdi anladınız mı? Duo Andres to neaniya he pontai. İki adam delikanlıyı takip ediyorlar. Evet. Ben Heponta'yı birinci tekil şahısı olarak alıp... Olmadı. Evet. Heponta çoktu. İki adam altın taç giyen genç adamı takip ediyor. Tamam. Bak. Şimdi oldu. Altın taç giyen ya da altın taç taşıyan giyen de olur. Feronti. Evet. Evet. Murat sendeyiz. Ekeinos o strategos ton stratioton ton kala opla feronton arhei. Evet. Arho fiili arkadaşlar yönetmekle yönetmek. Olduğu için nesnesini genitifte alıyor. Onun için bu genitifleri iyelik zannetmeyin. Bunların genitif olmasının nedeni arho. Ben şu şekilde çevirmiştim hocam. Bu komutan güzel silahları olan askerleri yönetiyor. Tamam, çok güzel. Evet. Güzel silahlar taşıyan ya da iyi silahlar taşıyan askerleri yönetiyor. Evet. Olmaktan ziyade fero taşımak, o yüzden taşımak. Taşıyan. Evet. Taşıyan. İyi silahlar taşıyan askerleri yönetiyor. Güzel. Şimdi Özge Hüseyin Bahadır Ömer sırası. 9 Özge, 10 Hüseyin. Diye gideceğiz. Buyur Özge. Kelevey ho despotes tustulus tus carpus perontas. Efendi meyveleri taşıyan kölelere ne emrediyor? Çok güzel. Evet. Kelevey'de biz birine emretmek diyoruz ama Yunanca'da akuzatif kullanıyor. Güzel. Buyur Hüseyin.
Prokopios e Grapsa. Senlik bak. Evet. Bunu yine bir. Sağ olun. Teşekkürler. Prokopios e Grapsen Periton Hyparhonton Protes Persikes Mahes. Prokopios Pers savaşları üzerine Pers savaşlarının mevcut durumu üzerine yazdı. Pers savaşlarından önceki. Ha özür dilerim. Evet. Pers savaşlarından önceki mevcut koşullar üzerine yazdı. Evet. Hyparho diye bir şey. Hatta bugün modern Yunanca da hala kullanılır bu kelime. İparhi vardır falan anlamında. Ben böyle güzel özel bir şeyini buldum. Kullanımını. Nötr çoğulda mevcut koşullar anlamına geliyor. Hyparhont'ta, Tukidides'te falan geçen bir kelime. O yüzden direkt oradan şey yaptık, böyle kopyaladık. Periton, hyparhonton, mevcut koşullar hakkında. Hangi mevcut koşullar? Protest, Persikes, Mahes. Pers savaşlarından önceki mevcut koşullar hakkında Prokopius yazdı. Evet, Bahadır ve Ömer'deyiz 11-12, sonra Öykü. Tavta pratontes o politai ente poleikala erga u poeite. Ey vatandaşlar, bunları yaparak şehirde iyi eserler yapmıyorsunuz. Evet, iyi eserler oluşturmuyorsunuz. Evet, pratto, tauta, bunları, evet tauta, o bizim üçüncü biraz muğlak olan işaret sıfatımızın çok kullanılan bir hali. Tauta, bunları, şunları, o şeyleri yaparak ey vatandaşlar, şehirde iyi şeyler meydana getirmiyor, iyi eserler meydana getirmiyorsunuz. Kala erga, iyi eserler. Ömer, 12. Pos poliuete tus politas tus kaka pratontas. Kötü işler yapan vatandaşları nasıl engelliyorsunuz? Evet, çok güzel. Bu kadar. Tus pratontas akuzatif eril çoğul. Pratontes nominatif eril çoğul. Burada hoopolitayla uyumlu. Burada bu tuspolitasla uyumlu. Siz engelliyorsunuz vatandaşları. O yüzden vatandaşların ortak çekimli eylemi de akuzatif çoğul oluyor. Evet, öykü 13. Sonra Mehmet'e geleceğiz. Lambanosin tas poleis ton ehtron eupiskontes neotera hopla. Daha iyi silahlar yapan düşmanlar şehirleri alıyorlar. Dikkat! Düşmanlar mı? Düşmanlar mı yapıyorlar? Bakın, unutmayın, ortaçla alakalı olduğu ismin her üç bakımdan uyumlu olması lazım. Burada uyum yok. Ton ehtron, genitif çoğul ama hevris kontes, ontes de bitiyor, nominatif. Demek ki bu Hevrit Pontes Lambanus'inle beraber gidiyor. Burada gizli özne var. Onlar diyelim. Onlar alıyorlar şehirleri. Düşmanların şehirlerini. Evet. Ne yaparak? Daha iyi silahlar icat ederek düşmanların şehirlerini alıyorlar. Evet. Daha yeni silahlar icat ederek. Evet, aslında iyi desem daha iyi olurmuş. Evet. Daha yeni silahlar icat ederek, yeni silahlar bularak icat ederek düşmanların şehirlerini alıyorlar. Oldu mu arkadaşlar? Bakın burada yan yana düşünce sanki bu eylemi ton ehtron yapıyor gibi algıladık. Ama öyle algılamayalım. Dikkat, işte üç uyum birden sağlama yapmamız lazım. Ton ehtron çoğul, bu da çoğul yetmez. Ton ehtron genitif. Bu genitif değil, o zaman tamam, bu ikisi birbiriyle alakalı değil. Oldu mu? O şekilde sağlama yapmamız lazım. Şimdi Mehmet, Emine, Doruk, Ece diye gidiyoruz. Buyurun. Mehmet, buyurun. Strategon, pardon hocam. Strategon kalusinton arhontaton stratian agonta. Orduyu yöneten yöneticiye komutan diyorlar. Evet, ya da general. Evet. Strategon, komutan olur, general olur. Yani bazı İngilizce şeylerde, ders kitaplarında strategosu direkt general diye çeviriyorlar. Evet, doğru. Kalusin işte arkadaşlar, isimlendirmek demek. Öğretmene öğretmen denir gibi. Kaleitai falan filan. Evet, orduyu yönlendiren, orduyu götüren yöneticiye general derler.
Emine Doruk Ece diye gideceğiz. Buyur Emine. Ekeno spiriton polyemonton ente talatte sümbay nonton grafey. Denizde olan savaş, o savaş hakkında yazıyor. Hı hı, savaşlar. Hı hı. Hı hı. Evet. O şahıs, Ekeinos eril tekil ama savaşlar çoğul. O şahıs, o kişi denizde olan savaşlar hakkında. Tom polemon sümbay nonton. Bu ikisi beraber. Tom polemon ton sümbay nonton. Vuku bulan savaşlar hakkında grafe yazıyor. Ama savaşların denizde vuku bulduğunu da söylüyoruz. Tom polemon ton entesalatte sümbay nonton. Denizde vuku bulan savaşlar hakkında yazıyor. Neden genitif? Peliden dolayı genitif. Tamam mı? Bugün şey yok cümlelerimizde. Peşinen söyleyeyim. Genitivus absolutus yok bugün cümlelerimizde. O yüzden genitif görürseniz bunlar büyük ihtimal ilgeçten dolayı genitif olan şeyler. İyelik de olabilir ama hatırlamıyorum. İyelikten dolayı genitif olan var mı? Doğru gece Murat. 16, 17, 18. Hutoy hoy Andres en fede te poley kaka pashontes eis mian allen fevgusin. Şehirler fede'de bu şehirde o adamlar evet. Kaka şey, kötü şeyler yaparak yapmak değil. Pasko ne demek? Çekerek. Evet, kötü şeylere maruz kalarak. Maruz kalarak birbirlerinden kaçıyorlar, kaçınıyorlar. Yok, birbirleri olsaydı bu çoğul olurdu. Bu tekil mi, çoğul mu? Akuzatif. Akuzatif ama yana. Tekil. Evet. Tekil, evet. Bu şuna atıfla. Yani en Tede tepoley kaka paskontes, bu şehirde kötü şeylere maruz kalan adam, bu adamlar. Eis mian alen, evet bunun neden şeyini vermemişim anlamını. Bir başkasına. Bir başkasına. Mian alen. Doğru, evet. Doğru. Tabii is var, doğru. Evet. Bir başkasına, başka bir şehre yani atıyorlar. Evet. Başka bir şehre kaçıyorlar. Evet, o şekilde, evet. Bu şehirde kötü şeylerden çeken bu adamlar başka birine kaçıyorlar. Yani başka bir şehre kaçıyorlar. Eis mian alen polisle alakalı. Burada bir polis var. Eis mian alen polin fevgustin demek dururken polin elipsise uğramış. Ece ve Murat 17-18. Ara tende ten polin lambanete tus flaksas doruis. Evet. Fülakas. Evet. Muhafız değil mi hocam? Evet muhafız. Hediyelerle ikna ettiğiniz muhafız. Bir dakika. Hediyelerle muhafızları ikna ederek. Süper. Bir şehre alırsınız. Çok güzel. Evet. Lambanete siz. Gizli özne yok burada. Fiilden anlıyoruz siz kastedildiğini. Ara tente tempolin lambanete şehri alıyor musunuz? Ya da şehri mi alırsınız? Tus fülakas dorois peisontes. Peisontes tus fülakas. Muhafızları ikna ederek, datifte tabii ki neyle ikna etmek? Değil mi? Muhafızları hediyelerle ya da rüşvetle İkna ederek mi alıyorsunuz şehri ya da işte istediğiniz yere koyabilirsiniz. Muhafızları ikna ederek şehri alır mısınız diye de söylenebilir. Murat buyur. Hoi politai Hurusun Stefanon Parehusin to retori to kalois logois tus arhontas peisonti vatandaşlar altın taç vererek hatibi
ki güzel sözlerle liderleri ikna eden, yani bir şey yaparsak Hatip şey yapıyor, Hatip ikna ediyor ama asıl yüklemimiz bu. Altın taç veriyorlar Hatip'e. Evet. Yani toplarsak şöyle oluyor, vatandaşlar güzel sözlerle yöneticileri ikna eden Hatip'e altın taç veriyorlar. Süper. Evet. Evet. Bu kadar. Güzel sözlerle arfonları ya da yöneticileri ikna eden Hatip'e vatandaşlar altın taç verirler, veriyorlar. Güzel. Özge Hüseyin Bahadır. Pardon, Hüseyin'le bitirelim. Geri kalanından başka bir yere atlayacağım. Evet. Özge, 19. Hoy emporoi diye feruzar sodoyuz. Esto astu es baynosin. Tüccarlar kente farklılaşmış gibi mi oluyor? Farklı diyeceğiz. Farklı evet. Yollarla gidiyorlar. Evet, evet, farklı yollardan, farklı yollar üstünde, farklı yollar aracılığıyla düşmanlar, ama ne düşmanı, tüccarlar ya da yolcular şehre farklı farklı yollarla gelirler, ulaşırlar ya da girerler, özür dilerim, girerler. Diaferusa, çok çok kullandığımız diaferon, yani diafero, fero, demin gördüğümüz fero fiilinin başına dia ilgece eklenmiş. Bir böyle kompozit, birleşik fiil olmuş. Hiçbir şeyi yok bunun. Başka bir böyle kaynaşma falan olayı yok. Aynı deminki tablodaki gibiydi. Diaferon, diaferusa, diaferusa ve diaferon diye ortacı var. Bu normalde böyle ortak çekimli bir fiil. Ama artık kendi başına sanki sıfat gibi alacağız bunu arkadaşlar. Kendisi fiilin çok anlamı var. Bu anlamlardan sadece biri farklı olmak. Farklı farklı anlamları var arkadaşlar. Ben burada sadece farklı olmak diye şey yaptım. Ama farklı olan demeyeceğiz, farklı. Farklı demek yetiyor. Tüccarlar farklı yollardan şehre giriyorlar. Ya da yolcular. Neyse, emporo. Güzel. Mehmet aynı şekilde. Diaferon'da iki tane daha cümlemiz var. Farklı diyeceğiz, geçeceğiz. Buyur Mehmet. Ben mi hocam? Evet, hocam, evet. Sıra bendeydi galiba. Ben de özür dilerim. Ben Özge ile öyküyü karıştırıp duruyorum. Evet Hüseyin, sen de özür dilerim. Hutos ho didaskalos diaferonta grammata didaskei. Pragmata. Pragmata didaskei. Bu öğretmen şeyleri farklı olarak öğretir. Yok, farklı şeyler öğretir. Farklı şeyler öğretir. Bak, demin söylediğim gibi diaferonun bir anlamı farklı olmak. Ama bunu sıfatlaşıyor. Görüyorsak artık sadece sıfat olarak alacağız. Sanki farklı böyle, evet bu çekimde bir sıfat grubu varmış gibi alacağız. On, usa on çekimle. Diaferusais burada hodos'la uyumluydu. Burada pragmata'yla uyumlu. Diaferonta pragmata. Farklı şeyler. O zaman ne dersin bu cümleyi tekrar? Evet, o öğretmen farklı şeyler öğretir. O kadar, evet. Aynı şekilde buradakini de farklı diye çevirecek. Kim sırada? Bahadır. Ha, pardon, dur, Bahadır'a geçmeyeyim. 21'den itibaren ödeviniz arkadaşlar, biraz farklı bir fiil grubu ileride var. Onlara atlayayım. Parehusin, pinontes, kalumen, gene fevgontes. Aynı fiiller. Şey, etken çatıda, hatta İncil'den de size bu sefer şeyler buldum. 37-38 ile bitiriyoruz ya. Evet, buraya kadar, 38'e kadar arkadaşlar hep ortaçlarımız etken çatıda ortaçlar. Başka hiçbir arızaları, şeyleri yok. Detayları, başka bir nüansları yok. Ne kaynaşma var, ne şey var. Orta çatı meselesi var. Hepsi aynı lüo, paydevo, grafo gibi, pempo gibi çekilmiş fiillerin ortaçları. Şimdiki zaman, price tense ortacı. Ama bunu bitirmeden geçmeyelim istiyorum. Olmak fiilinin ortacı arkadaşlar. Çok böyle felsefede falan karşılaştığımız, dinde karşılaştığımız bir kelimeye götürecek bizi. Amy, mesela didaskalos Amy, öğretmenim, değil mi? Biz, affedersiniz, biz bunu şey yapıyoruz. Türkçe'de ek fiil olarak kullanıyoruz sadece.
Ama İngilizce'deki to be bu. To be. İşte bunun ortacı arkadaşlar böyle güzel, enteresan bir kelime. On, ontos. Bunu hatırlarsanız Yason'un içinde gördük. Şurada. Kayper iskiros on. Güçlü olmasına rağmen. İşte bu şey. Tamam Emine. Bu şey. Kayper iskiros on. Güçlü olmasına rağmen. Ve güce sahip. O kadar büyük, o kadar fazla güce sahip olmasına rağmen. Kayper'den sonra iki tane ortacı var buranın. Bu ortaç Amy fiilinin ortacı. Bu ortaç echo fiilinin ortacı. Tamam mı? Bakın on, ontos. Nominatif, genitif ama ikisi de eril. Amy fiilinin ortacı. Echo'n da öyle. Şimdi gidelim gene 15. sayfaya. İşte Amy'nin ortaçları bu şekilde. Bunlar neydi? Aynı bizim bu şeyde göreceğiniz üzere ortaç çekimi tablosunda. Bakın etken çatıda şey Prisens ortacımız bu sonekleri kullanıyor ya. Bu sonekler kendi başlarına Amy fiilinin ortaçları. On, ontos, onti, onta. Biz bunları sonek olarak görmüştük. Bu işte 38 tane cümledeki fiilde gördüğümüz çekimler var. Onların, o soneklerin kendisi başına şey düz nefes işareti geldiği zaman Amy, olan, olanın, olana diye çevirebileceğimiz İngilizce'deki to be fiilinin ortacı. Prisens ortacı. Tamam mı? Şimdi bunun şeyini yapalım. Burada birkaç tane az olsa da birkaç tane galiba sadece bu kadar. Evet. 4-5 tane şeyimiz var, cümlemiz. Bunu Bahadır ve Ömer'le başlayacağız. 39 Bahadır'ın, 40 Ömer'in, 41 Öykü'nün, 42 Mehmet'in, 43 Emine'nin değil Doruk'un olacak. Buyurun. Ten hemeran kaiten nükta tus en tais oikias ontas filattei gündüz ve gece boyunca şehirlerde olanları koruyor. Çok güzel. Evlerde olan. İşte böyle arkadaşlar. Tuz ta filattei diye görüyoruz bunu. Burada çok basit. Mesela tuz antropos filattei olurdu. İnsanları koruyor. Fakat burada isim yok. İsimleşmiş bir ortaç var. Tuz ontas. Bir şey olanları koruyor. Tuz entais oikiais ontas. Evde bulunanları koruyor. Tamam mı? Ve bu da şeyimiz, zarf tümlecimiz. Gün ve gece boyunca. Güzel Bahadır. Evet. Ömer 40. Parehomen tais matetriais tais parousais pola dora. Evet. Bu şimdi bakın. Usa tabii ki bu fiil Amy, bizim iki fiilimiz daha vardı değil mi? Apeymi ve pareymi. Apeymi mevcut olmamak, yok olmak, ortamda olmamak. Pareymi mevcut olmak, ortamda olmak, yanında olmak, bir tarafta olmak. Bu onun, bakın pareymi. Aynı gene Amy fiilimiz, başında parla görüyoruz. Parousais onun ortacı. Tamam mı? Ne dersin buna? Mevcut olan öğrencilere ya da öğrenciler için pek çok hediyeler tedarik ediyoruz, veriyoruz. Çok güzel. Evet, evet. Mevcut öğrencilere, gelen öğrencilere, derse gelen öğrencilere pek çok hediye veriyoruz gibi bir şey. Evet. Tais masetriais, tais parousais. Bakın zaten tam kafiyesi bile var. Daha doğrusu kız öğrencilere herhalde. Evet, daha evet. Dişil olmasının nedeni o. Evet, bir de böyle belirtmek aslında çok önemli. Çünkü Türkçe çeviride kayboluyor. Yunanca cümle sadece kız öğrencilerden bahsediyor. Tois masetais demiyor. Tais masetriais diyor. Sadece kız öğrencilerden bahsediyor. Onun için biz Türkçe'de kız öğrenci diyelim. Bunu tabii sorabilirsiniz. O zaman hocam kız kelimesi yok burada. Hangi kelime? Masetriyanın içinde sakla. Onu öyle çeviriyoruz. Şey, nedir? Talebenin dişili neyse Arapça onunla çevirebilirsiniz. Neyse. Evet.
Güzel şey Ömer. Öyküdeyiz 41. Poika koi matetai apontes u gignoskusin tuto. Kötüler. Kötü şeyler. Bu üçü beraber. Takoi matetai apontes. Apontes neymiş? Var olmayan kötü öğrenciler. Evet. Bunu? Bunu anlamıyorlar. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Evet. Tanımak, bilmek. U gignoskosin tuton. Evet. Gelen diyelim. Yani gelmekten kastım derse gelen, mevcut olan kız öğrencilere pek çok hediyeler veriyoruz. Gelmeyen kötü öğrenciler, var olmayan yani mevcut olmayan kötü öğrenciler bunu bilmiyorlar. Hoika koymasetai apontes ya da na mevcut oldukları için, gelmedikleri için. Because they are absent. Bu İngilizce'de tek kelimeyle karşılanan bir şey. Apey mi? To be absent diye de İngilizce'de çevriliyor. Biz bunu böyle biraz Türkçe'de uzun anlatmak zorundayız. Var olmayan, mevcut olmayan ya da işte derse gelmeyen, eliptik olarak gelmeyen diyebiliriz. Evet, Mehmet 42, Doruk 43. Matetes tis kaiper parontu didaskalu uk akwe. Kız öğrencinin biri mevcut olmasına rağmen öğretmeni dinlemiyor. Evet, evet, evet. Burada olmasına rağmen kız öğrencinin biri öğretmeni dinlemiyor. Evet, evet. Matetes tis kaiper paron, kaiper paron. Özür dilerim, kız öğrenci değil. Öğrenci. Çünkü bakın masetes zaten erildir. Paron da eril. Parousa demiyor. Paron. Tamam mı? Ha, doğru doğru. Hocam o test kısmındaki eta beni şaşırttı. Doğru. Beni de şaşırttı hemen. Paron arkadaşlar eril tekil nötr. Şey nominatif. Nominatif eril tekil. Eğer o masetriya olsaydı parousa derdik. Demin Ömer'in şeyindeki gibi, cümlesindeki gibi. Burada nasıl datif, çoğul, dişil Masetriyais parousais. Burada da parousa olurdu. Masetriya tis kaiper parousa tu didaskalu uk akue. Devamında hiçbir değişiklik olmazdı. Ama burada sadece bir öğrenci. Masetestis kaiper masetestis öğrencinin biri burada olmasına rağmen burada mevcut olmasına rağmen kaiper paron tu didaskalu uk akue öğretmeni dinlemiyor. Evet Doruk, senle bitiriyoruz. Bu son cümlemiz, günün son cümlesi. Ofiloi, ey arkadaşlar. Ofiloi, kala dora parehete tois matetais kai ento didaskalio kaleio parousi kai apousi tes nosu heneka. Evet, ey dostlar, salgın yüzünden evet. Okulda hem mevcut olan hem de na mevcut olan. Evet ama işte salgın yüzünden na mevcut olan. Tabii tabii. Hem okulda olan hem de salgın yüzünden olmayan. Onu oraya. Hem de salgın yüzünden orada olmayan öğrencilere hediyeler veriyorsunuz, sağlıyorsunuz. Evet, güzel hediyeler. Güzel hediyeler, pardon. Tamam, çok güzel. Ey dostlar, hem okulda olan hem de salgın nedeniyle olmayan öğrencilere güzel hediyeler verirsiniz. Hatta emir kipi bile olabilir bu. Verin. Kale doğra parehete. Verin. Tamam mı? Emir kipi de olabilir bu. Bence emir kipi. Emir kipi diye çekelim. Ey gençler, özür dilerim. Dostlar, öğrencilere iyi hediyeler verin. Hangi öğrenciler? Kai, kai diye hem. Kai ento didaskaleio parousi. Hem okulda olanlara hem de salgın nedeniyle olmayanlara. Apousi. İşte bu usi nerede var arkadaşlar? Burada bakın. Usin. Tamam mı? Parousin, apousin. O şekilde. Evet, 16'ya kadar geldik. Ben bunun 17'den itibaren olanını yarın yapacağız. Onun için keserek göndereceğim şeyi. Dosyaya ekleyeceğiz. Yarının yani bir 5 sayfası hazır demek ki.
Bir de yarına ödeviniz var. 21'den itibaren 38'e kadar olanlar ödeviniz. Yarın onunla başlayacağız. Yani bu kaçıncı dersimizdi? 45. ders. 21'den 38'e kadar olanlar ödeviniz. Yarın bununla başlayacağız. Sonra da kaynaşmalı fiillerde olana gireceğiz bu ortaçları. Hem etken hem ortaçatı olanlarına. Okey. Var mı sorunuz? Kapatıyoruz. 10.52 oldu. Derse yetişecekler var. Yoksa hoşça kalın. Herkes kendine iyi baksın. Yarın görüşmek üzere.